Dostlarım, dost bildiklerim, dost saydıklarım, dost sandıklarım, dost kaldıklarım, dostum dediklerim, dostum bildiklerim. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evden şimdi çıkış yapıyoruz ve bir dakika ayakkabımı giyeceğim. Telefonla çekmeye karar verdim. Hoppa. Dedim bugün de böyle olsun, anasını satayım. Bu yoktu, içimden geldi dedim. Ay. Tamamdır. Şimdi saat 11. Otele gidecektim. Otele gitmekten vazgeçtim. Çünkü liste geldi. Dükkandan alışveriş listesi geldi. Onları falan yapmam lazım. Normalde otele uğrayacaktım. Bugün şey yaparım artık. Akşam iftardan sonra. Kitabımı almadım ki. Kitabım nerede? Nerede benim kitabım? Kitabım çantamdaymış, almışım ya. Ondan sonra şimdi evden çıkış yapılıyor. Ne diyordum ya, unuttum. Bir dakika söyleyeceğim, devam edeceğim söylemeye. Dükkandan sonra, iftardan sonra otele geçerim diyecektim galiba. Yani düşüncem o yönde. Şu asansör bir gitsin. 5. katta biri biniyor. Biz diğerine bineriz. Aynen. Tamam, artık geçti gitti. Çünkü birisi olursa yanımda o zaman konuşamam. Şimdi önce bir vadiye gideceğim. Vadide bir kahve içeceğim. Saat 11'e 5 var. Vadide kahve içer, biraz otururum. Dün ben gündem izleyemedim. Dünkü gündemi izlerim. Ondan sonra oradan Kağıthane'deki metro markete gideceğiz. Benim arabam -1'deydi. Hayırlı yolculuklar. Her şeyi söylüyorsun, bari onu da söyle. Neyse, vadede bir kahve içerim falan. Dolaşmam, zaten alacak bir şey falan yok. Aynen, evet. Vadide görüşürüz. Şimdi ben artık çıkışımı yapayım. Çıkış yapılıyor. Metro markete geldim. Şimdi üst katta şey bakacağım. Zarf bakacağım. Çünkü biz doğalgaz faturamızı falan yan dükkanla kahveyle bir ödüyoruz. Para vermem gerekiyor. Ben de zarfsız para vermem. Hani yani ne bileyim işte bir kahve alacaksan o an verirsin alırsın falan, ama hani bir yere bir ödeme yapacağım zaman ben zarfın içerisine para koyup vermeyi severim. Evdeki zarflarım da çok minnoş. Onlar böyle çok şeyli şeyliler, ne derler ona, böyle renkli resimliler. O yüzden dümdüz zarf alacağım buradan. Bir de çay tabağı vereceğim. Alim abla çayı verirken yukarıdan tutmuyor. Sadece dükkanda kendimize çay yapıyoruz. Ondan sonra o yüzden bir takım alışverişlerim olacak. Şimdi şu zarf bölümünden, daha doğrusu şey bölümü var. Oradan hem zarf alacağım hem bloknot alacağım. Bant alacağım, bir de bant alacağım. Ondan sonra müzik çaldı ya. Kapatıyorum, görüşürüz. Telif yiyorum sonra. Metro marketten çıktım. Şimdi dükkana doğru gidiyorum. Bütün alışverişimi yaptım. Hatta bir de ebe gümeci buldum arkadaşlar markette. Bir de çiriş otu buldum. Çirişi dükkanda pişiririz. Alim abla oruç tutuyor ama ustayla ben oruç tutmuyoruz. Bu yüzden biz büyük ihtimalle çiriş yaparız. Yumurta alacaktım. Yumurta bulamadım ya. Niye yoktu bilmiyorum. Şurada da tavuklar var. Onların yumurtalarını alsam keşke. Tavuklar, horozlar. Bili. Neyse, alışverişimi yaptım. Ondan sonra kasada. Kasada adamın bir tanesi. Yan kasamda böyle. İkimiz hani şeyiz, böyle çapraz duruyoruz. Ondan sonra kasalar iç içe bakıyor. Yani böyle şeyli sıralı değil de aramızda kasa yok yani. Neyse, bir kasa burada, bir kasa burada. Biz de aradayız. İki müşteri. Ondan sonra adam şey yaptı. Bana böyle bir baktı. Ben de hani izlendiğimi fark ettim, bir kim bakıyor diye şöyle bir etrafa baktım. Adamla göz göze geldik. Ondan sonra o böyle başıyla selam verdi. Ben de başımla selam verdim. Ondan sonra ben alışverişimi yaptım, o alışverişini yaptı falan.
neyse çıktık. Ben arabaya doğru giderken böyle şey, orası tangır tungur bir yer böyle. Otoparka, açık otopark. Yer beton olduğu için böyle araba, alışveriş arabası tangır tungur gidiyor baya. Neyse işte. Ondan sonra şey oldu. Adam dedi ki yardım edeyim mi size hanımefendi dedi. Yo teşekkür ederim, ben her işimi kendim görürüm, sağ olun dedim. Ondan sonra bir şey diyemeden, diyecek hiçbir şey kalmadı adama. Ondan sonra da dedi ki yardım etseydim dedi. Yok sağ olun teşekkür ederim dedim. O arada da böyle çantam öbür tarafa devrilir gibiydi. Çantayı böyle elimle tutarken benim hep elimde yüzük oluyor ya. Adam parmağımdaki yüzüğü gördü. Ha pardon anladım dedi. Ondan sonra ben de hiç bozuntuya vermedim. İyi günler dedim. Ondan sonra adam ama üzüldü. Kıyamam dedim gülüm. Sana dedim kıyamam. Hayatın aşkını kaçırdı. Suzan'ın mutfağı, Cansu'nun mutfağı. Kız Suzan Hanım yemek mi yapıyorsun orada? Ya buralarda bir yere şey apartmana çeviriyorlarmış. Bir iş merkezi gibi bir yere. Merak ediyorum. Nedir, ne değildir, nerededir? Bayağı büyük bir yer olacakmış herhalde falan ama bir türlü şey olmuyor. Aklımda iki tane yer var. Bir tanesi Papyrus Plaza. Orayı sanki böyle bir eve çeviriyorlar. Rezidans yapıyorlar gibime geliyor. Ondan sonra bir tane de neydi ya adı var. Adını hatırlayamayacağım. Biliyordum da. Bir de orası var. Büyük ihtimalle ikisinden bir tanesidir. Ama tam da emin olamıyorum. Korna bana değilmiş. Şimdi neyse ben dükkana gideyim. Saat 1'e geliyor. Kahvemi falan içtim. Valla dün enişteniz beyefendi iftara geldi. O oruç tutuyor. Bir gavur ben varım aralarında. O oruç tutuyor. İftara geldi. Ondan sonra kız ne anlatacaktım be? Bir şey anlatacaktım. Kaldı bak görüyor musun? Dikkatim dağıldı. Şimdi o iftara geldi. Neyse hatırlarsam anlatırım. Bir şey diyecektim, bir şey bir yere bağlayacaktım ama neyse. O zaman hadi ben dükkana gidiyorum. Görüşmek üzere. Bir de dün karnıyarık yapmıştım. Valla ne yalan söyleyeyim, güzel olmamıştı. Ama o da sesini çıkarmadı. Patlıcanlar kötü, daha mevsimi değil falan filan yaptı ama yok yani ben pişirememişim. Yağda çok kızartmak istemedim. Ondan sonra yağda kızartmaktansa fırında abi, fırında yumuşacık olsun ama böyle bir şeyliğime geldi. Boşluğuma geldi. Bir senedir yapmıyorum ya. Belki 1,5 senedir yapmıyorum. O yüzden böyle bir şey oldum yani. Unuttum nasıl yapıldığını büyük ihtimalle. Neyse tecrübe oldu ama tecrübe de oruçlu adama denk geldi. Neyse ama şey yapmıştım. Böyle çıtır nohutlu patlıcanlı böyle bir şey yaptım. Közlenmiş patlıcan, yoğurt, labne karıştırdım. Üzerine nohut çıtırdattım. Haşlanmış nohutu tavada kuruttum. Ve maydanoz. Öyle bir tarif yaptım. Ondan sonra salata vardı zaten. Pilav vardı, çorba vardı. Zaten onun hep bir ekmek bandığı acı bir sos var. Acı sos vardı. O acı sosu şey yaptı. Ondan sonra falan hep böyle şeydi yani, karnını güzelce doyurdu. Ondan sonra zaten ben Tekirdağ'a gittim pazar günü. Tekirdağ'dan şey getirmiştim. Peynir helvası getirmiştim. Ondan sonra da peynir helvasının yanına dondurma koydum. Peynir helvasını biraz ısıtıp böyle üstüne dondurma koydum. Onu yedi. Yanında da çay içti. Bayağı karnını doyurdu gitti ama ana yemek güzel olsaydı iyi olacaktı. Ama yedi, sesini çıkarmadı. Tabii enişteniz kibar adam. Hadi görüşürüz. Önüne bak. Hıyar. Telefonla oynuyorsun. Ben de telefonla oynuyorum ama dikkatim daima yoldadır. Bir de ben bu arada şeyi çok kullanırım. Korna falan çok kullanıyorum. Çünkü insanlar görmüyorlar. Şeride yaklaşıyorlar falan. Ayna kullanmayan insana korna daha mantıklı oluyor. Üf, 6 dakikadır konuşuyorum. Gittim bay. Thank you.
dostlarım, kardeşlerim. İftar bitti. Eve gidiyorum artık. Valla saat 9'a 20 var. Ve iftar bugün 19.48'deydi. Hemen işte yemekler yendi. Ondan sonra ortalığı topladık, ettik. Sildim ben masaları. Her şeyi kaldırdık, çöpleri attık, kaşıkları topladık ve kapanış. Yerler falan süpürüldü. İnsanlar çünkü biraz böyle pilavlarını falan döküyorlar. O yüzden şey oluyor, çok dağınıklık falan oluyor böyle. Ondan sonra yerler süpürülüyor, ediyor. Çekemedim çünkü şey, yani hem ben yemek dağıtıyorum iftarda, hem yani insanların böyle insanları böyle ifşa etmeyi ben çok sevmem hani. Ondan dolayı çekmedim. Masalar boşken çekecektim ama biz masaları açmaya başladığımızda hemen teyzeler falan gelip oturuyorlar. O yüzden de çekmedim. Artık inşallah bir gün şeyimi çekerim ama size. Masa hazırlarken önce işte su dağıtıyoruz. Ondan sonra kaşık dağıtıyoruz. Sonra ekmek dağıtıyoruz. Ondan sonra da yemek dağıtıyoruz. Öyle bir sıramız var. Masaya yerleştiriyoruz falan filan derken. Neyse. Şimdi eve gidiyorum. Bir tane lahmacun yedim. Bizim dükkanın lahmacunlarından bir tane yedim. Ondan sonra ne yaptım? Bir tane tulumba tatlısı yedim. Tulumba vardı. Bana zaten yemek kalmadı. Yemek yiyemedim. Önemli de değil zaten. Ondan sonra başka bir şey yiyip içemedim. Ha, bir tane çay ısmarladılar çalıştığım için. Sağ olsunlar, bir çayı hak ettim ama. Gerçekten çayı hak ettim çünkü çok çalışıyorum. Ondan sonra öyle işte sürekli ondan sonra diyorum. Rahatsız olanlar varsa kusura bakmasın. Artık şey yapacağım onu. Onu da söylememeye çalışacağım. Çünkü bugün videomu izlerken dedim ki ya sürekli aynı kelimeyi söylemişsin. Canoliciğim dedim. Cansucuğum dedim. Ve artık eve gidiyorum. Evde görüşürüz. Valla yoruldum ya. Gerçekten yoruldum. Bugün Sadakatsiz var. Sadakatsiz'i izleyeceğim. Valla kendime güzel double'da bir kahve yapacağım. Ama dün mesela flörtüm enişteniz beyefendi evdeydi. Ve iftardaydı ya, söylemiştim. Bulaşık makinesi bir tur çalıştı. Ondan sonra şimdi bugün onları yerleştireceğim. Bir de ikinci tur makine dolduracağım. O işim var. Başka ne işim var? Bir de bir iki makine çamaşırım var. Onları yıkamam lazım. Ütüm var. Çünkü yazlık kışlık çıkardım Türkan abla yüzünden. Onları ütülemem lazım. Yazlıklar. Yeni çıkan yazlıkları ütülemem lazım. Onu bir ara yapacağız inşallah da bakalım ne zaman yaparız. Yani günün böyle başlamasıyla bitmesi şey olmaya başladı. Bir olmaya başladı. Şeridinden git, senin ağzını yırtmayayım. Ben elimde telefonla şeridimden gidiyorum. Sen gitmiyorsun. Ve onları işte toplamak lazım. Onu da yaparız ya. Artık günün dediğim gibi yani nasıl başladı, nasıl bittiği hiç belli olmuyor. Ama yapacağız bir şovlar. Ya fırın bozuk. Fırın bozuk olmasına rağmen hala şey derdinesin yani. Neyse. Zaten 06 Ankaralıymış bu. Normal. İstanbul trafiğine adapte olamamam senin çok normal. Ay bu arada benim şeye bakmam lazım ya, arabam için. Maalesef. Arabam için şuna bakmam lazım. Neye bakmam lazım? Muayene zamanı. Bu sene arabamın muayenesi var benim. Haziran'da mı olacak, Mayıs'ta mı olacak, ona bir bakmam lazım. Çünkü işte arabam 5 yaşına girdi. İlk 3 senede, 3. senede, ondan sonra da 2 senede bir araçlar muayeneye çıkıyor, muayeneye giriyor ya da artık ne denirse. Yani şey, ayı ne zaman? Mayıs mı, Haziran mı, bir ona bakmam lazım. Çünkü bu aralar sürekli polis çevirmesi var etrafta. Tabii devletin şeye ihtiyacı var. Devletin paraya ihtiyacı var.
o yüzden biraz fazla polis kontrolü var. Yani çatır çutur ceza yazıyorlar bu aralar. Her şeye ceza yazar oldular. O yüzden şey yapacağım. Yani her şeye ceza yazar oldular değil. Yani denetimleri sıklaştırdılar. Yani ceza yazılacak adama tabii ki de ceza yazılsın. Ama denetimleri bayağı şey yaptılar, sıklaştırdılar yani. Vadinin orada 3-4 yerde polis noktası olmaya başladı. Sürekli olarak polis şeye çıkıyor. Ne derler ona? Göreve çıkıyor işte, neyse. Artık eve gidiyorum. Valla bayağı büyük otobana girdim zaten. Telefona konuşurken yola mı bakayım, size mi bakayım şey yapamadım. O yüzden eve gidiyorum. Evde görüşürüz. 06 plakada hala önümde. Bakalım nereye kadar beraber gideceğiz. Görüşürüz. Sizi çekmecenin içine koydum. O kadar... Papyon git. Git. O kadar yoruldum ki anlatamam. Ama hala işim tam olarak da bitmiş sayılmaz. Burada bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şöyle. Böyle biraz yamuk oldu ama daha iyi oldu. Git. Çık. Çık. Geçen gün ben her şeyi tıkıştırdım buraya. Ve çekmecelerimin hali var ya, içler acısı. Ay kız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Bir takım canlı yayın kızı alırım. Şimdi şu taytı şuraya sokuşturalım. Şeyler o kadar dolu ki, çekmeceler o kadar dolu ki birbirlerini ittirip kaktırıyorlar. Valla yapacak bir şey yok yani, ne yapalım. Sizi devirmeden şu kışlık şu yatağın altına. Valla görüyorsunuz şu da kışlık ve yatağın altına. Her şeyi ütüledim, üst üste koydum. Ondan sonra şu en alt çekmece biraz boştu. Ondan sonra da oraya koydum. Şu mesela benim fularım. Öpücüklü ve siyah çizgili. O kadar çok seviyorum ki bu fuları. Sonra mesela şu benim bir pantolonum. Ondan sonra pantolonlarımı önce bir şöyle koyayım. Koyayım da ben bunu ütülememişim ki. Ütülemiş miyim? Yok ya. Yok, bayağı ütülenmemiş bu. Bunu ütüleriz. Tamam. Şimdi mesela bu bir etek. Çık dışarı. Bu bir etek. Ondan sonra eteğimi şöyle koyabilirim. Sonra bu bana Alim ablanın hediye ettiği bir başörtüsü. Tabii ben bunu fular olarak kullanıyorum. Şurada iki tane havlu var. Bunlar banyoya gidecek. Şu benim ev pantolonum. Bunu evde giyiyorum. Ondan sonra şurada bir tane pembe şöyle bir pantolonum var. Onu dışarıda giyiyorum. Şunu evde giyiyorum. Bunu dışarıda giyiyorum. Şu pantolonu bir deneyip şey yapmam lazım. Üstüme oluyor mu olmuyor mu diye kontrol etmem lazım. Ay var ya, çıfıt çarşısına çevirmişim. Şurada mesela tişörtüm var. Ve bu çekmece tişörtlerim için yetmeyecek. O yüzden bir alt çekmeceye de tişört konusunda taşmam lazım. Ay artık bir an önce taşınmak istiyorum. Bir an önce taşınayım ki böyle şey yapacağım. 2+1 bir eve çıkmak istiyorum. Gerçi bu kiralarla bakalım ne olacak ne bitecek ama 2+1 bir eve çıkmak istiyorum ve aynı zamanda şey yapmak istiyorum. Bu da pantolon. Bu da pantolon, o da pantolon. Artık şey yapmayacağım. 2 tane gardırop alacağım. Bir gardırop yazlık gardırobu, bir gardırop da kışlık gardırobu olarak kalsın ki yani bu yorgunluk artık gerçekten beni çok yıpratır oldu. Cidden çok yoruluyorum. Başka türlü başa çıkamayacak gibiyim. Gibiyim. Öyle bir şarkı vardı. Buraya bir iki etek daha koyarım çünkü var. Mesela şurada bir ev kıyafetim daha var. Eşofman altı. Aşortmanım var. Ondan sonra... Sadakatsiz izliyorum. Bugün sadakatsiz günü, biliyorsunuz değil mi? Günlerden çarşamba. Şuraya tişörtlerimi koyayım. Ve başka bir şey yok. Evet.
Salonda ütülediklerim var. O ütülediklerimi bir yerleştireceğim. Kaldırıp yerleştirmem lazım. Şu dolabı bir daha çekmeceyi bir daha açacağım. Bakalım bakalım. Ay, burada da mesela şeyler var. Sivitler falan var. Neyse onlar biraz daha kalsın. Valla bir an önce Kasım gelsin de ben evden taşınayım istiyorum ya. Yani yalan söyleyeyim. Evet hadi bakalım. Ay şuram geçenlerde bir güneş gördüm. O kadar kaşınıyor ki. Soyulmadı ama soyulmaya yüz tuttu resmen. Yani o kadar kötü şey oldu. Güneş yaktı beni. Şimdi gideyim biraz daha, birazcık daha toplayayım ortalığı. En son size tekrar bir gösteririm. Kent hoşumla çişe çıkıyoruz ablaları. Hangisi geldi? Geldi gel. Geldi geldi. Sakin ol sakin. Heyecan bakın sanki. Sanki 8 yıldır çişe çıkmamış gibi. Dostlarım bir sonraki günden herkese merhaba. Dün videoyu kapatmayı unuttum. Bayağı da uzun oldu. Şimdi evden çıkışımı yaptım. Elimde terliğim, kolumda çantam. Süslü bir cevriye olarak gidiyorum. Tamam. Önce bir kahve içeceğim. Oradan da resmen dün gibi dejavu yani. Hiçbir farklılık yok. Önce kahve içeceğim. Oradan metro markete uğrayacağım. Oradan dükkana gideceğim. Akşam iftar yapılacak ve kapanış. O yüzden bu videoyu burada kapatayım diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.